Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Apple Watch Series 6'yı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere şu an aslında Series 6 Apple'ın piyasadaki en iyi akıllı saati ve hani hala en iyi akıllı saat mi diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu videoda bunun cevabını size vermeye çalışacağım. Aynı zamanda Watch Series 7 ile bizleri neler bekliyor? Hep birlikte görelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız detaylara geçiyorum. Neredeyse her gün Apple Watch Series 6'yı takarak yaklaşık 6 ay geçirdim. Belki daha fazla da olabilir. Spor yaparken, yemek pişirirken, etrafta dolaşırken, hadi her ne kadar olursa işte hani gezerken ya da uyurken bu saat genellikle hep bileğimdeydi. Peki gerçekten Apple Watch Series 6 verilen parayı hak ediyor mu? Yani hala Apple Watch Series 6 piyasanın en iyi akıllı saati mi? Apple Watch'un popülaritesi giderek artıyor. Çoğu kişi iPhone'un giyilebilir cihazınıza bağlayan küçük ikinci ekranları da seviyor. Yani bunlar gerçekten birçok kişinin ben de dahil hoşuna gidiyor. Bu nedenle yeni akıllı saatin çekici bir şey sunup sunmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Yani burada sizleri ne cezbediyor, ne var? Eski bir modelden yükseltme yapmayı düşünüyorsanız, Series 6'ya geçmeyi düşünüyorsanız, özellikle burada neyin yeni olduğunu öğrenmek de isteyebilirsiniz. Aslında şöyle satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden biri olan, belki de birçoğunuz için gerçekten en iyisi olan, yani bir numara olan Apple Watch 6 birçok şeyi doğru şekilde yapıyor arkadaşlar. Parlak her zaman açık bir ekrana gelmesinin yanı sıra hassas fitness takibi ve iPhone 12 Pro Max'im de dahil olmak üzere Apple'ın diğer ürünleriyle kusursuz entegrasyona sahip. Yani Apple ekosisteminde olduğum için her şeyi kolaylıkla yapabiliyorum mesela. Pil ömrü bazı rakip akıllı saatlere kıyasla hala biraz geride kalsa da eski modellere göre daha hızlı şarj aslında burada bir fark yaratıyor. Hani bunu da unutmamak lazım. Apple Watch 7'nin ortaya çıkmasına ise hani daha var, ancak son çıkan söylentiler ve sızıntılar sayesinde yeni nesil akıllı saatin neler sunacağı hakkında birkaç fikrim var. Onları ben size burada aktarmaya çalışacağım. Hani neler geliyor, bizleri neler bekliyor gibisinden. Yani şöyle söyleyeyim, bu video hem Series 6 incelemesi hem de Series 7 ile bizleri az çok neler bekliyor onları konuşacağız. Şimdi Apple Watch Series 6'da 40 ve 44 milim olmak üzere iki farklı boyut var. Buna ek olarak işte kan oksijen sensörü, yeni renkler ve daha verimli, yani eskiye kıyasla daha verimli S6 işlemci bizlere burada sunuldu. Hatta Watch Series 7'de de iki farklı boyutun geleceği söyleniyor ama kesin bir bilgi yok. Series 6 güneşli havalarda daha parlak bir ekranı da sizlere sunabiliyor. Hani ben güneş ışığı altında kullanırken herhangi bir sorun yaşamadım. Uyku takibi, el yıkama takibi ve yeni tokasız kayışları da bunlara ekleyebilirsiniz aslında. Dışarıdan bakıldığında Apple Watch 6 önceki modellerde kullanılan tasarım dilinin aynısıyla devam ediyor. Cihazın kendisine kare bir ekran ve metal gövde eşlik ediyor. Hatta Watch Series 7'nin de yine bu tip bir kasada geleceği söyleniyor. Aynı kare tasarım. Yine burada bir dijital kuran olacak ama tabi farklı renkleri yine burada görebiliriz, tıpkı Series 6'da olduğu gibi. Renk demişken özellikle Series 6'da mavi ve kırmızı renk gerçekten ilgi çekici. Alüminyum kasa ise onu daha çarpıcı tonlarla harmanlayarak öne çıkartıyor. Yani burada ben maviyi kullanıyorum, kırmızıyı kullanmak nasip olmadı. Mavi oldukça hoş duruyor, farklı kayışlarla bu saati kombinleyebiliyorum. Yaklaşmakta olan Apple Watch 7'nin tasarımı hakkında herhangi bir yargıda bulunmak için henüz çok erken dediğim gibi arkadaşlar. Apple'ın yeni nesil giyilebilir cihazları için neler hazırlandığını öğrenmek için ben de sizler kadar heyecanlıyım. Yani bizleri neler bekliyor, hani neler göreceğiz gerçekten merak ediyorum. Ancak burada Apple'ın bahsi gerçekten yükseltmesini umuyorum. Yani Series 6'nın üzerinde bir şeyler gelmesi lazım. Rekabet her zamankinden daha fazla olacak. Kısa bir süre önce Huawei de yeni akıllı saatini tanıttı. Huawei Watch 3, Samsung Galaxy Watch 3 var, Fitbit Sense var. Bunlar hep Apple Watch'a alternatif saatler aslında, öyle düşünelim ki daha da gelecek. OLED teknolojisini kullanan ekran her zamankinden parlak ve net burada arkadaşlar. Apple'ın iddialarına rağmen dışarıdan fazladan bir parlaklık fark etmedim ben, öyle söyleyeyim. Ancak aynı şekilde zengin renkler ve iyi kontrast sayesinde ekrana okumak için hiçbir zaman da uğraşmadım. Yani burada öyle bir sıkıntım olmadı. Bu arada Apple Watch 7 ile OLED ekrandan Micro LED ekrana geçiş yapılabilir. Hani bunun söylentileri var. Böylece daha ince ve güç açısından daha verimli bir Apple Watch elde edebileceğiz. Tabii bunlar hep söylenti. Tam bu noktada şunu da belirteyim. Micro LED ekranlar daha iyi parlaklık sunuyor ve geleneksel OLED panellerin parlaklık azalması sorunlarından etkilenmiyor. Yani Micro LED aslında burada performansı ve performansımızı epey etkileyebilir. 2018'de Bloomberg şirketin Micro LED ekranlar üretmek için Kaliforniya'da bir binada çalışmalara başladığını bildirmişti. Apple Watch 6 için bunu gerçekleştiremediler. Ne yazık ki göremedik. Belki de
Bu yıl gelecek Apple Watch'ta yeni ekranı görebiliriz. Hani bu teknolojiyi artık bekliyoruz açıkçası. Son yıllarda olduğu gibi fitness Apple Watch Series 6'nın yine ana odak noktasıydı ve ben de spor yaparken kullandım çoğu zaman. Ve hani bu fitness mevzusu her zamankinden daha fazla öne çıkıyordu bu sene. Watch Series 7'de de bunu göreceğiz arkadaşlar. Yeni kan oksijen sensörü hani kanınızın oksijenle ne kadar doymuş olduğunu görmenizi sağlıyor Watch Series 6'da. Bu çoğunlukla iyi çalışıyordu zaten. Hani herhangi bir sorun yaşamadım. Kandaki oksijen değeriniz sürekli değişim gösteriyorsa ya da dinlenme sırasında bile kalp atış hızınız normalden düşük veya yüksekse yine bir doktora görünmenizde fayda var. Hani bunu bilin. Zaten Apple hani Watch Series 6'nın sunduklarının tıbbi bir araç olmadığı ve yalnızca genel zindeliği veya sağlığı izlemek için kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor. Yani bu nedenle sağlık verilerinizi zaman zaman kontrol etmek için uygun olsa da önemli bir şey hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız. Bunu unutmayın. Genel bir fitness takipçisi olan Apple Watch 6 bu alanda da faydalı özellikler sunuyordu bizlere. Aktivite takibi ve motivasyon açısından iyi. Onda herhangi bir sorun yok. Farklı türde aktivitelerinizi bu saatte izleyebilirsiniz. Ancak hala profesyonel bir moda geçiş yok. Belki Watch Series 7'de bunu görebiliriz. Pil ömrü eskisinden daha iyi ama dediğim gibi hala rakipleri kadar değil. Tek şarjla bu saatle 18 saatten daha uzun zaman geçirebildim. Hani 20 saati gördüm. Ancak ikinci günün sonunda her türlü şarj etmem gerekiyordu. Yani 2,5 günü çok nadirdir yani gördüğüm. Mesele şu ki bu saatin yapabilecekleri için pil ömrü hala yeterince uzun değil. Belki Watch Series 7'de bunu düzeltebilirler. Uyku takibi sağlığınızı zirvede tutmanıza yardımcı olacak başka bir yararlı ölçüt burada. Saatinizi şarj etmek için gereken 90 dakikayı gece de yapamayacaksanız bu sinir bozucu bir durum haline gelebiliyor. Yani saatinizi gece takamayacağınız için uyku takibinde yapamıyorsunuz. Ama şu var, Watch 6 önceki modellere göre çok daha hızlı şarj olabiliyor. Bunu da unutmayalım. Watch SE ile karşılaştırıldığında Watch 6 %0'dan %100'e 75 dakikada çıkarken Watch SE S5 çiple 0'dan %100'e 100 dakikada ulaşabiliyor. Bu oranın da yine Watch Series 7'de düşürülmesi bekleniyor. Şu da var, SPO2 sensörünü ve her zaman açık ekranı sürekli kullanırsanız Watch 6'nın pil ömrü Watch SE'den %20 daha az gidiyor. Ve son olarak, ki bunu da unutmayın, artık kutuda adaptör yok. Sadece şarj kablosu çıkıyor. Yani Watch 6'yı aldığınızda sadece şarj kablosunu göreceksiniz. Ki bu Watch 7'de de aynı olacak arkadaşlar. WatchOS 7'ye gelirsek şimdi bildiğiniz üzere bu işletim sistemi beraberinde pek çok yeniliği de getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Pandemide yardımcı olmak için tasarlanan el yıkama monitörü de bunlardan biriydi ve pek çoğumuz bu sensörü kullandık. Bu Covid ile mücadelede az da olsa bizlere yardımcı oldu aslında. Özelleştirilmiş bildirimler daha yeni yararlanmaya başladığım bir Apple Watch özelliği oldu arkadaşlar. Birkaç hafta öncesine kadar iPhone'undaki her bir uygulamanın saatime yansıtılmıştı. Yansıtılmış bildirimlerinin bombardımanına tutulduğumu fark ettim. Yani abi sürekli bildirim geliyor. Sürekli ve hani bir süre sonra dedim ki artık saati bir kenara mı koysam. Sonunda saatimden ihtiyacım olmayan hizmetler için bildirimleri kapatmaya karar verdim. Yani böylece sadece ihtiyacım olan bildirimleri burada görebiliyordum. Henüz yapmadıysanız bunu Apple Watch bildirimlerinizi düzenlemek için bir işaret olarak kabul edin ve yapın arkadaşlar. İşte Apple Watch Series 6, SE veya işte Watch 3 kullanıyorsanız veya satın almayı planlıyorsanız kurulum işlemi sırasında bildirim ayarlarınızı özelleştirdiğinizden emin olun ve bunu böyle planlayın. Sonuca bağlayacak olursam Apple Watch 6 Apple'ın giyilebilir alanda sunduğu en iyi ve en yeni ürün konumunda şu anda. Kalp sağlığınız veya solunum sisteminiz konusunda endişeleriniz varsa bu ekstra özellikler size güvence sağlayabilir. Bunda hiçbir kuşkunuz olmasın. Öte yandan Apple Watch Series 6 çok büyük bir yükseltme değil ve Series 5 ya da işte Series 4 sahibiyseniz yükseltme yapmak için burada çok az şey olduğunu söyleyebilirim. Ancak SPO2 monitörü özellikle son dönemde kişisel sağlığa artan vurguyla birlikte değerli bir araç ve hani gerçekten de kullanışlı bir araç. Sensör demişken Apple Watch 7 ile yeni bir sağlık sensörünün gelmesi de bekleniyor. Yani umarım öyle de olur. Söylentilere göre yeni saatte kan şekeri takibi de gelecekmiş. Bu da aslında diyabet hastalarına büyük fayda sağlayabilir. Tabii bunun tek başına bir yükseltmeyi haklı çıkarması gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Yani sırf bunun için bu saat alınır mı veya alır mısınız kesin bir şey diyemem. Bunun için 6'dan 7'ye geçilir mi bilemem arkadaşlar. Bunu yeni saat çıktığında kararını vereceğiz. FDA yani Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı tansiyon izleme ise Apple Watch'un tıbbi bir cihaz olarak rolünü kesinlikle yükseltecektir. Hani bunu da kenara koyalım. Apple hayat kurtaran özelliklerde istikrarlı bir liderliğe de sahip aslında. Ancak akıl sağlığı araçları kendi başına hayat kurtarıcı olabilir. Niye dedim bunu? Şimdi bu doğrultuda Watch Series 7 için Apple akıllı saatinizin sizi panik ataklar ve artan stres konusunda uyarması için çalışıyor. Hani bu da Apple'ın planları dahilinde bunun üzerinde de çalışıyorlar. Watch 6'ya dönecek olursak
Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Watch Series 6 gerçekten kullanışlı bir ürün ve yine piyasadaki en iyi çok yönlü akıllı saat diyebilirim. Farklı kullanıcılar için çeşitli fitness özelliklerine, mükemmel bildirim desteğine, benzersiz bir dokunsal motora ve harika bir tasarıma sahip. Hani bunu bir Apple fanboy olarak söylemiyorum. Gerçekten bunları size sunuyor bu saat. Apple Watch 6'ya en büyük rakip ondan biraz daha uygun, fiyatlı ve daha az özellikle gelen Watch SE olabilir. Onun da incelemesi kanalımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. EKG, SPO2 sensörü, her zaman açık ekran ve farklı renk seçenekleri sizin için önemli değilse Watch SE modeline de bakabilirsiniz. O da gerçekten kullanışlı bir akıllı saat. Son olarak sizce Watch Series 7 ile ne veya neler farklı olacak? İstek listenizde, yani bunlar olsun dediğiniz listede neler var? Apple Watch 7 hakkında merak ettikleriniz ya da bu da olsun yahu dediğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlarda buluşalım. Yeni videoda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bye bye.